Kilitlenmiş durumda ama şimdi Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye bu kapsamda çok önemli ve başarılı bir sınav veriyor. Değerli konuklarım var. Değerli konuklarımızla süreci değerlendireceğiz. Doktor Meltem Özen, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Velat Şen. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen Meltem hocamla başlamak isterim. Hocam Amerika'daki o isyanı ekranlara getirdik. Birkaç cümleyle dünyanın birçok noktasında problemli bir süreç işliyor. Türkiye bu konuda iyi bir sınav veriyor. Rakamlar da bize bunu gösteriyor. İlk olarak bu süreçle ilgili yorumlarınızı almak isterim. Sonrasında birçok soru geldi, o soruları yönelteceğim. Evet, Türkiye gerçekten tıp konusunda çok ileride. Ben bunu gururla söylüyorum. Hem sahada çalışan doktor arkadaşlarımız, hem laboratuvarlarda araştırmacı olarak çalışan doktor arkadaşlarımız ki bugün de bununla ilgili çok güzel bir haberimiz de var. Onu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten Türkiye ve Türk doktorları destan yazıyor. Çok büyük başarılara imza atıyor. Belki siz de duyuracaksınızdır ama çok sevgili meslektaşımız, çok değerli bilim Kimi söz adamı ediyorsunuz Profesör hocam? Doktor alo, duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ercüment Hoca'nın çalışmasından mı söz ediyorsunuz? Evet. Evet. Evet, Ercüment Hoca'nın çalışmasından söz Buyurun. ediyorum. Sevgili meslektaşımız Doktor Ercüment Ovalı, çok güzel bir keşife imza atmak üzere bir ilaç çalışması üzerinde çalıştığını ve hakikaten faydasını gördüğünü ifade etti. Daha açıklamalar yapacaktır detaylı ama şu anki yaptığı açıklamayla Dornaz Alfa adlı bir ilaç. Bu bir DNA'yı parçalayan bir enzim. Yani bunun anlamı nedir? Kistik fibroz dediğimiz bir hastalık var. Onda akciğerdeki salgılar, mukus çok yoğundur. Onun içindeki DNA'yı, oradan hücrelerden, nötrofillerden açığa çıkan DNA'yı parçalayarak bunu daha akışkan hale getiren bir enzim bu. İnsan kaynaklı human rekombinant DNA'z diyoruz. Bununla yaptığı çalışmalarda çok başarılı sonuçlar elde ettiğini açıkladı ve insan deneylerine geçme konusunda önerisini sundu. İnşallah bunları da görürüz ama görüyorsunuz ki bakın dünyada da Türk bilim adamları yine çalışıyor. Avustralya'da da yine ivermektin adlı ilaçta bir Türk bilim adamı çalışıyordu. Bizim ülkemizde de bu başarıya imza atan yine bir Türk bilim adamı. Yani Türk tıbbının, Türk doktorlarının ne kadar ileride olduğunu gururla söyleyebilirim. Hakikaten ülkemizle krizi idare etme şeklimizle de Sayın Bakanımız da yine Türk doktoru. Sonuçta burada görüyoruz ki hakikaten ülkemiz bizim ileride ve bu krizi çok güzel idare ediyor. Hem sahada hem bilimsel olarak laboratuvarlarda ve keşiflerde de. Ve bunu bütün dünya şu anda görüyor ve görecek. Hocam hazır siz ilaç ve aşı konusundan girizgah yapmışken bu noktadan devam edelim. Dünyadaki çalışmalar, aşının ne zaman ortaya çıkabileceği, İlaçla ilgili gelişmelere dair umutlar. Herkes merakla bu süreci bekliyor. Ne zaman, daha da önemlisi nasıl sonuçlanır sorusu üzerinde. Aşı ve ilacı ayrı tutarsak, pik yapmak, bir pilot oluşturmak sizin öngörüleriniz ne yönde? Aşı ve ilacı da kattığımız zaman nasıl bir çözüm bekliyorsunuz koronavirüsle mücadelede? Şimdi ben ilacı hep her zaman için öncelik veriyorum. Çünkü ilaç şu anda acil olan, gerekli olan bir şey. Ve bu ilacın keşfi yönünde Ercüment hocamızın attığı adımlar yönünden de çok büyük mutluluk duyuyorum. Aşı konusuna gelince ben aşı konusunda biraz daha çekimserim. Evet aşı hakikaten sorunlarımızın birçoğunu çözebilir gibi ama aşı hem uzun vadede hem de aşı ortaya çıktığı zaman ne kadar etkili olacak, koruyuculuğu ne düzeyde olacak bunları bilemiyoruz. Virüs mutasyon gösterecek etkinliği gidecek mi? Bir Ama hocam grip bu aşısı noktada bile biz... aslında sizin sorduğunuz sorularla ilgili birçok soru da bize geliyor. Gerçekten daha tamamen sorunun çözülmesi anlamına mı geliyor? Yoksa biz aşıya gerçekten olduğundan daha büyük bir önem mi atfediyoruz? Çünkü bir şekilde siz de bahsettiniz, aşı olduktan sonra tamamen ortadan kalkacak mı? Yoksa aşı olduktan sonra bir süre sonra, örneğin bir yıl ya da daha sonraki bir süreçte yeniden virüse yakalanma ihtimali var mı diye sorar izleyicilerimiz. Ben de size yönelteyim soruyu.
Şimdi tabii aşının koruyuculuğu ne kadar sürecek? Bu da güzel bir soru. Zaten biz enfeksiyonu geçirdiğimiz zamanda oluşan antikorlar ne kadar süreli koruyacak? Onları da bir izleyip görmemiz gerekiyor. Bir belki 3 ay sonra tekrar antikor testi bakıp seviyelerine bakmamız gerekiyor. Sonra 6 ay, 1 yıl sonra. Aşıda da yine aynı şekilde aşıyı yapacağız. Ne kadar koruyacak? 3 ay mı koruyacak? 1 yıl mı koruyacak? Her yıl mı yapılması gerekecek? Kaç doz yapılması gerekecek? Etkinliği ve yan etkileri ne olacak? Yani aşı konusu da çok fazla ümit bağlanmış gibi görüyorum. Ben ilaç konusuna daha öncelik veriyorum. İlaç konusuna ben daha umutluyum. Aşıyı da hep beraber göreceğiz. Çünkü bu virüs dediğim gibi mutasyon gösterme özelliğine de sahip bir virüs. Dolayısıyla ilaç konusu çok daha öncelikli diye düşünüyorum. Bir de zirve yapma konusunda bir soru sormuştunuz. Şimdi evet. Son birkaç gündür görüyoruz ki bir sabit hıza geçtik. Yani gene vaka sayısı artıyor. 5000'lerdeydi, 4000'lere düştü. Sonra da 4800'lü rakamlara geldi. Ama baktığımız zaman 4800'e geldiğinde biz test sayımızı 40.000'e çıkarttık. Yani 33.000, 35.000'lerden 40.000'e çıkarttık. Şimdi her zaman baktığımızda ben bu şekilde hep izliyorum. Yaptığımız test sayısının %14 ila 16'ları oranında pozitif buluyorduk. Şimdi bu oran daha düştü. %11-12'lere düştü. Yani bulduğumuz pozitif oranı düşüyor. Bir diğer başarımız da hastalara erken dönem tedavi başlayarak ve uygun bizim bulduğumuz hastalardan tecrübe edindiğimiz durumlara göre ayarladığımız ilaç şemalarını uygulayarak mesela daha erken dönemde hastalığı ilk aldığında hücre içine girişini engelleyen aşı ilacı kullanıyoruz, kinin kullanıyoruz, hidroksiklorokin. Bu erken dönemde faydalı. Daha ileri dönemde akciğere enfeksiyon indiğinde faydası azalıyor. O zaman favipiravir gibi antiviral ilaçlara geçiyoruz. O da RNA replikasyonunu yani hücre içinde çoğalmasını engelliyor. Çoğalarak yayılmasını engelliyor. Dolayısıyla ve hücrelere zarar vermesini engelliyor. Dolayısıyla yoğun bakıma hasta muhtaç kalacak hale gelmeden yani hasta kötü hale girmeden önce de tam o sırada tahlillerden ve hastanın gidişatından kötüleşeceğini anladığımız hastaları da onu başlayarak erken dönemde müdahale ediyoruz ki yoğun bakıma yatan hasta sayımız da daha düşüyor. Evet. Niye düşüyor? İşte bu yüzden düşüyor. Yani yine doktorların aldığı önlemlerden geçiyor. Bizim ülkemiz doktorların yani bunu hep üstüne basarak söylüyorum. Çünkü sağlığın ne kadar önemli olduğu şu anda anlaşılmış durumda. Bundan sonra dünya eski haline dönmeyecek. Evet ama bizim hangi sektörleri desteklememiz gerektiğini gördük. Bilimi desteklememiz gerekiyor. Türk bilim adamlarını desteklememiz gerekiyor. Sağlık sistemini destekleyip her zaman yedekli olmamız gerekiyor. Kendi aşımızı, kendi ilacımızı üretebilmemiz gerekiyor. Ve Anadolu tohumlarıyla tarımı desteklememiz gerekiyor. Çünkü vücudun mücadelesinde vücut bunlarla mücadele ederken antioksidanlara ihtiyacı var. Onlar da bizim sebzelerden ve meyvelerden geliyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz elbette. Bu mücadelenin en ön safında sizlere kocaman yürekten alkışlarımızı bir kez daha göndermiş olalım. Bu mücadelenin kahramanlarısınız. Bu kapsamda Türk bilim insanları da elbette tüm dünyada olduğu gibi en ön saftalar. Bir kez daha teşekkür ederiz. Devam edeceğiz ama hocam müsaadenizle Velat hocama da sorularım olacak. Özellikle çocuklar noktasında. Hocam bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Sizdeki rakamlar ve mücadele nasıl devam ediyor? Özellikle çocuklarla ilgili endişeler ve merak var. Bu konuda çocuklar yakalanmaz gibi bir algı oluştu ama sanırım o doğru değil. Bu konuda görüşleriniz çok önemli. Evet tekrardan hoş bulduk. Çocuklar yakalanmaz diye bir algı tabii ki çok yanlış bir algı. Hastalığın ilk ortaya çıkmasından itibaren çocuk hastalarda ölüm oranı bildirilmemişti. Özellikle 20 Mart'a kadar 0-9 yaş arası neredeyse hiç ölüm yoktu. 9-19 yaş arasında da 1/2 bir ölüm oranı bildirilmişti. Şimdi hastalığın tespiti kolaylaşınca, test sayıları artınca, vaka sayısı artınca çocuk hastalarında çok sık olduğunu görmeye başladık. Bizlerin de test imkanları özellikle ülkemizde şu an 40 bini bulmak üzereyiz. Bu da çok iyi bir rakam tabii ki. Test sayısı arttıkça çocuk vakaları da hızlı tespit edip erken teşhis ve erken tedaviyle iyi sonuçlar almaya başladık.
Gerçekten sonuçlar çok yüz güldürücü. Çocuk vakaların sayısıyla ilgili bizim şu anda takip ettiğimiz 10 tane çocuğumuz var. Bunların 6 tanesini yatırmak durumunda kaldık. 4 tanesini ise ayaktan tedavi edip evde tedavisini düzenledik. Ben de dün akşamki gelişmeyle ilgili bir iki şey müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Araya gireyim dilerseniz. Bir o noktaya insan. Elbette değinin ama hemen araya gireyim. Yatarak tedavi evet. gören çocukların sağlık durumları nasıl? Yoğun bakımda mı? Serviste mi devam ediyorlar? Bu çok önemli çünkü bir can kaybı yok ama tedavileri nasıl devam ediyor? Buna yönelik evet. birkaç cümlede lütfen paylaşır mısınız izleyicilerimize? Evet. Tabii ki, tabii ki. Şu an yatan 6 hastamız var. 4'ünü ayaktan taburcu ettik. Tedavilerini takip ediyoruz. Yatan hastalarımızın bir tanesinin oksijen ihtiyacı devam etmekte. Ama bu hastalarımızın tabii ki ek risk faktörleri var. Özellikle altta yatan bir şeker hastalığı ve yine bununla beraber bir kronik böbrek hastalığı ve immün süpresi ilaç dediğimiz bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalarımız var. Dolayısıyla bunların tedavisi biraz daha zorlu, sıkıntılı bir süreç. Ancak şu an için yoğun bakıma indirmek zorunda kaldığımız bir hastamız olmadı. Ancak oksijen tedavileri tabii ki devam ediyor. Oksijen almak zorunda. Var. Teşekkür ederiz. Dün yapılan açıklamayla sanırım ilaçla ilgili siz de o çalışmaya yönelik birkaç cümle sarf edecektiniz. Araya girmiştim. Sözü tekrar bırakayım size. Evet, yanlış anlamadıysam eğer. Evet tabii ki gerçekten dün çok sevindirici bir gelişme yaşadık. Bir Türk bilim insanının böyle bir çalışmaya öncülük etmesi bizler için çok gurur verici. Dornaz Alfa ile ilgili şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Ben evet. Çocuk Uyuşturucu Hastalıkları Bilim Dalı Başkanıyım. Biz kistik fibrozisli hastalarımızda Dornaz Alfa'yı çok sık kullanmaktayız. İlacın güvenirliği açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta yapılan hayvansal deneylerde kullandığımız ilacın çok çok üstü 40 misline kadar da kullanıldığını bildiren yayın var. Bu konuda Türkiye'de özellikle Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi başta olmak üzere kistik fibrozisi takip eden birçok deneyimli hocalarımız var. Sanırım bunlar da görüşlerini mutlaka bu süreçte açıklayacaklardır. Dornaz alfa olması gerçekten müthiş bir buluş. İlacın yan etkisi son derece az, hatta yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu ilaç gerçekten çok umutla, heyecanla bekliyoruz sonuçları. Başarılı olursak müthiş bir buluş olacak. Hocam teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Yeniden Meltem Hocam'a sormak isterim. Hocam aslında öncelikle maske konusunu yönelteceğim size. Ardından da bu sosyal mesafe konusu aslında ilk olarak bir metreyle başlamıştı. Sonra daha da uzağa gittiği belirtildi. Sonra daha da uzaklara gidebildiği belirtildi. Havada kalma süresiyle ilgili her yeni günde yeni açıklamalar yapılıyor. Son durum nedir hocam? Çünkü ilk anından itibaren birçok bilgi ya dönüştü ya değişti. Buna yönelik son bilgileri de paylaşır mısınız? Hem maske kullanımı, sosyal mesafe, havada tutunması, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü bu noktada önümüzde iki günlük bir de sokağa çıkma yasağı var 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta. Yeni hafta ile birlikte yine çok önemli olacak bu mücadele sanırım. Evet, şimdi bu virüs daha iri bir virüs olduğu için daha iri tükürük damlacıklarının içinde yer alıyor. Dolayısıyla konuştuğumuzda, öksürdüğümüzde, aksırdığımızda bu tükürük damlacıkları belli bir mesafe kat ediyor ama İriler aşağı yukarı 1,5-2 metre diyoruz. Yani 1,80 metre deniyor. Dolayısıyla her zaman tedbirli olmakta fayda var. 2 metre bu güvenli mesafeyi tutmak lazım. Onun daha ötesine gitme durumu daha nadir durumlarda. Mesela diyaframını çok iyi kullanan şarkıcılarda, sanatçılarda veya nefes çalışmaları yapan kişilerde belki daha ileriye gitme durumu olabilir veya sporcularda. Biz onun için bunu önlemek amaçlı maske kullanılsın diyoruz. Çünkü hasta olan kişinin tükürüğünün etrafa saçılmasını önleyen maskedir. Yani maske kendinizi korumaktan çok aslında karşıyı korumak için de kullanılıyor. Hocam bir çalışma vardı. Geride bıraktığımız dakikalarda konuklarımız paylaşmıştı o çalışmayı. Eminim siz de takip ettiniz. Ben hastalığı taşıyorum. Korona pozitifim. Maske taktım. Karşımdaki de maske taktı. Bu sayede bulaşın önüne tamamen geçilmesine ya da geçilebileceğine yönelik rakamlardı. Evet. Yani herkesin maske evet. takmasıyla birlikte o bulaşın önüne geçilebilir gibi kesinlikle. Bir rakamda yanılmıyorsam. Elbette siz daha net evet. bilgiler vereceksiniz ama maskenin önemini çok vurgulayan doğru. çok çarpıcı bir açıklamaydı sanırım. Evet, tam oraya geliyordum ben de. Şimdi siz taktığınız zaman sizi %30 koruyor. Karşınızdaki de taktığında ve aranızdaki mesafe de 2 metre olduğunda enfekte olma riskiniz %1,5 oluyor. Yani %98,5 sizi koruyor. Bu çok yüksek bir oran. Yani sosyal mesafenin, daha doğrusu fiziksel mesafe diyelim biz ona. Bunun önemi çok çok büyük.
artı maske, iki tarafın birden maske takmış olması. Maskeyi de hem ağız hem burnu kapatacak şekilde onun üstünde durmak lazım. Ben çünkü etrafta görüyorum, ağzını kapatmış, burnu dışarıda. Öyle olmaz. Hem ağzı hem burnu kapatacak ve maske demirini böyle yerleştirecek. Buradan da hava girmeyecek. O şekilde yan tarafları da iyice çekiştirip yerleştirecek. Ondan sonra bir daha maskeye dokunmayacak. O şekilde maske takarsak evet. Bir de maske nemlendiğinde çıkarıp atmamız veya yıkamamız gerekiyor. Evet. O önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Velat Hocam yavaş yavaş veda edeceğim. Son cümlelerinizi alayım. Sonrasında noktayı koyacağım. Evet, çocuklarla ilgili benim de söylemek istediğim, özellikle bahar aylarındayız. Bu aylarda da çocuklarımızın alerjik belirtileri ön planda olacak. Bu çocuklarımız da çok sık öksürmeye, hapşırmaya, aksırmaya başlayacak. Maske kullanımı lütfen çocuklarımızda da uygulayalım. Evet. Yani çocuklarımızın gerçekten bulaştırıcılığı çok fazla ve çocuklar subklinik seyrettiği için, belirti vermediği için biz bunları gözden kaçırabiliriz. Bu nedenle maske kullanımı için geçerli tüm şartlar erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da aynı şekilde mutlaka uygulanmalı. Bununla beraber çocuklarımızın bağışıklık sistemi için lütfen gece geç saatlere kadar televizyon başında tutmayalım, tabletleri başında tutmayalım. İyi bir uyku ve iyi bir beslenmeye çocuklarımızın çok ihtiyacı var bu dönemde. Çünkü çocukların bulaştırıcılığı çok fazla. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doçent Doktor Velat Şen Hocam çok teşekkür ederiz. Doktor Meltem Özen Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Görüşlerinizi izleyicilerimiz